Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber hem hafif hem de lezzetli bir tatlı tarifi paylaşacağım. Bayramda favoriniz olacak, ne mi hazırlayacağım? Şık sunumu ile gül tatlısı. Buyrun, hep beraber yapımına geçelim. İlk olarak şerbetini hazırlıyoruz. Tenceremize 3 su bardağı şeker ve aynı oranda suyu alıp şöyle bir çırpma teliyle karıştırıyoruz ve daha sonra ince bir dilim limon bırakıyoruz. Eğer elinizde limon yoksa katmayabilirsiniz. Evet güzelce karıştırmaya devam ediyoruz ki şerbetimiz şekerlenmesin. Şeker tamamen eriyince artık karıştırmayı bırakabiliriz. Bırakalım şerbetimiz kaynasın. Kaynamaya başladıktan tam 5 dakika sonra şerbetimiz hazır. Bakın artık kıvamı da böyle daha koyu kıvamlı da bir hale geldi. Şimdi artık şerbeti alıyorum ve soğuması için kenara bırakacağım hamurunu hazırlamaya geçiyorum 125 gram tereyağım var üzerine bir su bardağı sıvı yağ alıyorum ve kaşıkla bakın yağ eziyorum İsterseniz tabii ki bu işlemi elinizle de yapabilirsiniz yağ yedirme işlemini evet yağ güzelce yedirdik şimdi üzerine bir tane yumurta yarım su bardağı yoğurt 1 yemek kaşığı sirke ve bir paket vanilya şöyle elimle güzelce karıştırıyorum ve üzerine unu ilave ediyorum bir paket kabartma tozu ve kaşığın ucuyla da tuz kulak bebişi kıvamında bir hamur yoğuracağım evet arkadaşlar gül tatlısı bana göre ilmikle daha güzel diyeceksiniz ki ilmik bunun neresinde hamur yoğurdum bir de baktım ki ilmiği koymayı unutmuşum hemen sağ tarafımda duruyor ama problem yok yeni bir hamur yoğurmak yerine bakın ilmi üzerine döküyorum ve yoğurmaya devam edeceğim yalnız gerçekten güç vererek yoğurmanız gerekiyor eğer iyi yoğurmazsanız ilmik taneleri böyle hamurun dışında çok belirgin iri bir şekilde kalmış olacaktır güzelce yoğuruyorum yaklaşık olarak bir 6-7 dakikamı aldı bu işlem iyice böyle ilmiği hamura yedirdim bir de şunu da belirteyim. Benim yoğurdum sulu olduğu için 4,5 su bardağı un kullandım. Ama sizler 4 su bardağından sonrasını lütfen kontrollü olarak dökün. Evet hamurum artık istemiş olduğum kıvama geldi. Şimdi bir streç filme sarıyorum hamuru. Ve yaklaşık 15-20 dakika buzdolabında dinlendiriyorum. Evet hamurum bir 15 dakika dinlendi. Eğer vaktiniz yoksa bu dinlendirme işlemini 5 dakika buzlukta da yapabilirsiniz. Şimdi üzerine çok hafif bakın un serptim ve yoğuruyorum. Yaklaşık olarak 1-2 dakika kadar rulo haline getirip hamurumu 3'e bölüyorum. Evet ikisini kenara alıyorum ve diğer bezeyi merdane yardımı ile açıyorum. Ne çok ince ne de çok kalın olmayacak. Evet hamurumuzu açtık. Şimdi burada bize bir çay bardağı gerekiyor ve çay bardağın ağzıyla bakın daireler kesiyorum. Evet şimdi dairelerim hazır. Böyle kenarda kalan hamur parçalarını alıyorum. Onları tekrardan bez haline getirip kenara alacağım. Şimdi kesmiş olduğum daireleri görmüş olduğunuz şekilde bakın üst üste koyuyorum. dört tanesini ben öncelikle üst üste bıraktım ve rulo şeklinde sarıyorum. Evet şimdi üç tane bakın daire üst üste koyuyorum ve bu şekilde rulo haline getiriyorum. İsterseniz 6 tane daireyi de üst üste koyarak yapabilirsiniz. Tamamen bu hani size kalmış. Evet şimdi bakın her bir ruloyu tam ortadan bıçakla kesip iki tane gül elde ediyorum. Diğer rulaları da aynı işlemi yapıyorum. Kimisi böyle dört yapraklı bir gül olacak. Kimisi üç yapraklı. Daha önce paylaşmış olduğum gül tatlımdan da bakın bir bölüm paylaşıyorum. Burada altı tanesini üst üste koyuyorum ve dikkat ederseniz ruloyu tersten yaptım. Böyle olunca tam bir gül şekli oluyor. Diğer yapmış olduğum sarma işlemiyle aslında tam böyle açmış bir gül şeklinde olmuş oluyor. Hangisi diye soracak olursanız, şu an göstermiş olduğum benim daha çok tercih etmiş olduğum sarma yöntemi. Çünkü pişmiş olsa da böyle tam gül şeklini e, alıyor ve muhafaza ediyor. Diğer şekilde dediğim gibi açmış bir gül olarak karşınıza çıkıyor. Evet şimdi kurabiyeler, yani gül kurabiyelerimin hepsi bakın hazır. Önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırına veriyorum ve kızarana kadar pişireceğim. Evet çok güzel kızardılar. Artık fırından alıyorum ve ilk sıcaklığı geçer geçmez de üzerine soğumuş olan şerbeti gezdiriyorum. İlk sıcaklığının geçmesi için bu arada çok fazla beklemeyeceğim. 2-3 dakika geçmesi yeterli. Eğer hani e, tatlımızı soğutursak bu sefer hem şerbeti soğuk hem tatlı soğuk o zaman kup kuru bir tatlı elde etmiş olacağız. Ben tepsi değişikliği yaptım. Çünkü pişirmiş olduğum tepsi e, büyüyen bir tepsiydi ve şerbeti dökünce ister istemez her taraf şerbeti bulanmış olacaktı. Evet iki tepsim de bakın pişti. Şerbeti gezdirdim ilk sıcaklığı çıkar çıkmaz üzerine görmüş olduğunuz şekilde örtüyeceğim. E, bir 10 dakika bu şekilde bekleyecek daha sonra 10 dakikanın ardından çatal yardımı yardımıyla Ters çevireceğim tatlıları böylece üst kısmının da şerbeti bulanmış olmasını sağlayacağım. Evet hepsini çevirdim. Şimdi üzerini tekrardan tepsiyle kapatıyorum. Böyle de yaklaşık olarak bir 20 dakika bekleteceğim. Ama vaktiniz varsa aslında şerbetleme işlemi için e, tamamen bekletebilirsiniz şerbetini çekene kadar. Benim vaktim yoktu. O yüzden ancak bu kadar bekletebildim. Evet şimdi üzerine böyle toz fıstık serpiyorum dekor olarak. Görüntü daha da güzelleşmiş oluyor ve şöyle çatalla bir test yapmak istiyorum. Bu nedenle hemen servis tabağımı alıyorum. Şerbetli tatlarda çok yumuşak kesinlikle sevmiyorum arkadaşlar. Böyle biraz hafif kıyır olması gerekiyor. Yani çatalı böyle batırdığınız zaman tatlı tamamen dağılmamalı. E, o zaman hani böyle hamur yemiş gibi oluyorsunuz. Evet iftar yakın hazırlamıştım. Sunumu da artık iftardan hemen sonra yapıyorum. Bakın çatalı değdirdiğiniz anda hamurlaşma kesinlikle olmuyor. Hem kıyır hem de şerbetini çok güzel bir şekilde çekmiş oldu. Evet biz çok sevdik. İnşallah denecek olan sizler de memnun kalırsınız. Şimdiden denecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp eğer henüz kanalıma abone değilseniz abone olup paylaşabilirsiniz. Lütfen kıymetli yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir diğer tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.